Denver Sanat Müzesi'ndeyiz ve bu muhteşem Povni kolyesine bakıyoruz. Kolyenin en can alıcı özelliği üstündeki 34 adet büyük ayı pençesi. Pençeler ova boz ayısı diye bilinen bir türe ait. Kimileri bu türün artık ovalarda yaşamayan bir alt tür olduğunu düşünüyor. Bunlar devasa ayılardı. Bufalo avlarlardı. Böyle kocaman pençelere sahip bu ayıların insanlarca avlanması ne kadar zor olmuştur düşünemiyorum bile ayılar güçle ilişkilendirile gelmiş canlılardır. Bu kolyede ayı pençesi kullanılmasının nedeni de tam olarak bu. Kolyenin yapımında sadece ayıların ön patilerindeki üçer pençe kullanılmış. Yani her ayıdan sadece 6 pençe alınmış. Bu da demek oluyor ki bu eserin yapımı için en az 6 ayı gerekmiş. Büyüklüklerinin yanında bu pençelerin bir diğer ilginç özelliği de fil dişi görünümünde olmaları. Kolyede ayı pençelerinin yanı sıra bir omuzdan başlayıp göğsü kat ettikten sonra diğer omuzun arkasında biten bir de susamuru kürkü bulunuyor. Kolyenin arka tarafında susamurunun kafası bir omuzdan, kuyruğu da diğer omuzdan sarkıyor. Ayrıca kuyrukta da kafada da boncuklu süslemeler bulunuyor. Kolyenin bazı kısımları tam olarak görülemiyor. Kayıtlarımıza göre iç kısım boynu çevreleyen U şeklini oluşturacak şekilde kıvrılmış ayı postundan oluşuyor ama aynı zamanda sedir ve tütün de içeriyor. Törensel olarak bu malzemeler dua ve güçleri kolyeye çekiyor ve aktif hale getiriyor. Buradaki güç koruyucu bir güç. Kolyeyi takan kişi bir ayının gücüne sahip olarak halkını düşmanlardan ve hastalıklardan koruyor. Yani bu kuvvetli bir ruhani nesne. Gökşef ünvanına sahip Povni şefi tarafından kullanılmış olması da ondan. 1873'te Povni halkı Gökşef önderliğinde ovadaki son büyük bufalo avına çıkmış. Bu sefer aynı zamanda ovadaki son büyük kabileler arası savaşa da sahne olmuş. Sefer sürerken bölgede Lakota kabilesi üyelerinin olduğu duyumunu almışlar. Gökşef bir noktada Lakotaların saldırabileceğini düşünerek ayı pençesi kolyesini çıkartmış ve kardeşine vermiş. Lakotaların eline geçmemesi için kolyeyi götürmesini söylemiş. Kolyeyi çıkartması onu savunmasız hale getirmiş. Ama Gökşef kolyeyi kendi hayatından bile daha değerli görüyormuş. Kolyeyi çıkarttıktan kısa bir süre sonra bir bufalonun derisini yüzdüğü sırada Lakotalar saldırıya geçmiş. Bu muharebe veya katliam 1873'te gerçekleşmişti. Zaten sonraları da Katliam Kanyonu Muharebesi olarak anılır oldu. O sırada Povnilerle Lakotalar yaklaşık 40 yıldır savaş halindeydi. O zamanki siyaset bir hayli karmaşıktı. Pawniler Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle çalışmaya karar vermişti. Hükümet batıya doğru ilerleyişini güvence altına almaya çalışıyordu. Özellikle de Doğu Batı Demiryolu'nun inşası sırasında. Gökşef, ABD ordusuyla yapılan yardımlaşma anlaşmasının en büyük destekçilerinden biriydi. Pawniler ABD ordusuna öncü birlikler temin ediyor, ayrıca Doğu Batı Demiryolu'nun inşası için de koruma sağlıyordu. Yardımlaşma anlaşmasına göre Pornilerin yardımına karşılık olarak ABD ordusu da Pornilere koruma sağlayacaktı. Ne var ki bu büyük bufalo avı sırasında yanlarında ABD ordusundan sadece bir saha memuru vardı. O da belanın yaklaştığını fark eder fark etmez kaçıp gitti. Sonuç korkunçtu. Sayılar farklı kaynaklara göre çok büyük farklılıklar arz ediyor olsa da muharebede en az 100 kişinin öldüğünü söyleyebiliriz. Pomiler katliama uğramıştı. Ölenlerin üçte ikisi kadınlar ve çocuklardı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonraki bu dönemde açık kader ideolojisi yani ABD'nin Atlantik'ten Pasifik'e kadar olan tüm topraklar üzerinde hak sahibi olduğu fikri gerçeğe dönüşmekteydi. Yalnız iki okyanus arasında yaşayan çok sayıda insan sorun teşkil ediyordu. Pawniler dört belirgin siyasi birinden oluşuyordu. Bu olaydan sonra Pawnee'ler Oklahoma'ya, daha doğrusu o zamanki adıyla Kızılderili bölgesine göç ettirildi. Kolyeye geri dönersek, bu gerçekten çok göz korkutucu bir kolye. Pençelerin ve aşağı doğru kıvrılarak uzanan bu uzun biçimlerin gerçekten korkutucu bir gücü var. Susamon'un da hesaba katınca bana göre bu kolye Pawnee halkı ve iç içe yaşadıkları hayvanlar arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Pawnee dininde hayvan barınağı törenselliği denen şeye büyük önem atfedilirdi. Porniler, hayvanlarda bulunan belli özellikleri ve güçleri gündelik yaşamlarında kullanmak üzere kendilerine çekebildiklerine inanıyorlardı. Bu kolye Pony halkı için hala önemli. Ama bir yandan da Amerikan tarihine açılan inanılmaz bir pencere niteliği taşıyor. 1998 senesinin Şubat ayında bir grup Pony bu kolyeyi ziyaret etmek ve onunla konuşmak için Denver Sanat Müzesi'ne geldi. Bir Pony olan William Riding'in 1920 yılında kolyeye şu dua'yı okutmuştu: Baba, tüttür ve bu dumanın farkına var. Seni giydirdim ve Doğa Ana'nın üstüne koydum. O zaman Baba, benimle tüttür, bana merhamet et, dualarımı duy ve bundan sonra seni koruyacak olana, evinde sana seçkin bir yer verecek olana uzun bir ömür bahşet. Bir zamanlar gök şefe, o büyük şefe aittin. Onun büyüklüğü senin gücün sayesindeydi. Üstüne yeni kıyafetler giydirdim. Artık sana başka biri bakacak ve daima seninle olacak. Ona güçlerini göster ve onu iyi, bilge bir şef, büyük bir insan kıl, diğerlerini kıldığın gibi. Ayı halkının mensupları çok yaşasın.